bir çocuğum gitti. Yavrum gitti. Sultan teyze ağlama, kurban olayım. Harap ettin kendini. Üniversite okumuş Osman. Çalışmaya gidiyor. Sen sanmışsın ki Almanya'ya gidiyor ya. Üzülme ablacığım. Acın büyük. Evet, ama dayanman lazım. Bak ben aylardır bekarım. Ne avel avel konuşuyorsun be. Ha, goy goy kafalı. Onunla bu bir değil. Evet, bir değil. Bu da hacı. Şahin gibi oğlum gitmiştir. Ay yavrum. Beni bırakıp nerelere gidin? Nerelere gidin yavrum? Yavrum. Yavrum. Oy suya doyamadım. Aha Tuko geliyor. Osman. Osman nereye gidiyorsun? Osman. Kaç Osman? Nereye gitti sen be? Hiçbir yere gitmişsin. Benim oğlum büyük şehire gitti. Büyük gazetede, büyük köşe yazarı olmuştur. Onun başına beni almıyor sana. Abla bırak gitsin. O giderse ben rahat rahat evlenirim. Anne gel hem evleniyorsun ya. Evet oğlum. Mutlu olmak benim hakkım değil midir? Ben evlenmeyeyim de kim evlensin? Ali, Veli, Durt de ondan evleni. Recep, Şaban, Ramazan. Bir de rahmetli babam. Anam koca mı gördü? Şşşş. Olayı görmemişsin ha. Bütün köyle evlendin neredeyse. Mehmet'i unuttun. Mehmet unutmuş. Ya anne maşallah ha. Hangisi babam belli değil. Tövbe. Ben kim piçim? Tövbe. Osman. Bırak. 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 Gitmeyeceğim. Vallahi seni bulacağım. Sultan teyze tamam gider. Ya bu bağlama sesi nereden geliyor lüzumsuz zamanlarda ya? Kim çalıyor? Öpeyim anacığım. O mübarek pamuk ellerinden. Sen hiç merak etmeyesin anacığım. Ben bu Sabri denen şerefsizin parasını denkleştirip ha bu bütün köyü kurtaracağım inşallah. İnşallah evladım. İnşallah inşallah. Bismillah. Ay işte. Buralarda ayçi. Hekeme okulu var mı? Ne yapacaksın okulu oğlum? Sen zaten çok güzel kekeliyorsun. Adın ne senin? Benim adım Osman. Şu bisitroya şu bisikleti sokma diye. Bayana sokacağım. Kız cevap verme bana. Bisitro. Bisitro andan. Ayriye. Bir sus. İlgilen o zaman Hasan. Hep bana, hep bana. Aleyküm selam. Haber. Hasan abi. İyiyim, iyiyim. Sen nasılsın Osman? Nasılsın? Söyle bakayım Osman. Ne istersin? Abi. Sensin bu. Abi yap. Ver işte. Bana bak Osman. Söylemezsen vermem. Söylersin onu, alırsın bunu. Osman. Evet ver yine.
bu sefer de olmadı Osman. Olsun. Canın sağ olsun. Sikti. Sikti. Koy. Afiyet olsun. Ya Sultan anne, Allah'ın seversen inat etme. Ver şu Osman'ın adresini bana. Yok. Ver bir ya. Ah, benim oğlum koskoca gazetada koskoca köşe yazarı olmuştur. Onun başını belaya sokacağım. Ya o zaman daha çocuktuk, cahildik, anlamıyorduk. Vallahi şimdi büyüdük. Zaten köyde kimse benimle konuşmuyor. Bırak konuşmayı. Doktor selam bile vermiyorlar bana. Osman da gittikten sonra ben yapayalnız kalırım. Koca köyde ben ne yaparım? Hay davulun patlıyor he mi? Ha, vereceğim. Vereceğim ama çocuğumun başını derde koymayacağım. Kurban olayım Sultan Ana, ver elini öpeyim. Ne başına bela açması? Ben onun sağ kolu olacağım. En birinci arkadaşı olacağım. Başını beladan kurtaracağım. Evet Osman. Bip. Şey... Sen bir gün kasetleri daha dağıtmadın mı? Şey söyleyecektim. Hadi gıdaklayıp durma şimdi başımda. Aşkım vazgeçtim. Bak bu 30 gram. Hem de çok güzel. Aa, onu da alırız sevgilim. Emir Bey. Maaşlar atmamış da onu soracaktım ben. Osman, gazete şimdi büyük bir sıkıntıda. Daha elektrik su faturalarını ödemedik. Biraz rahatlayalım. Tabii maaşlarınızı ödeyeceğim. Ben de biraz birikmiş var, isterseniz vereyim. Ne kadar senin bu birikmişin? Şimdi daha sonra anacığım bana dedi ki, benim aslan uşağım, benim yakışıklı uşağım, ailenin medarı iftarı uşağım. Sağ ol kardeşim, eksik olma. Uy, sağ ne oluyor da? Sen niye üstünü anlıyorsun ki? Ha bu lafları anacığım bana dedi, sağ ne oluyor? Nerede kalmıştı bak onu unuttum. Dur bakalım. Ha hatırladım. Mersin'e niye gittim? Nasıl gittim? Neden gittim? Şimdi. Sayın yolcularımız, otobüsümüz 15 dakika ihtiyaç var. Bono, istersen Bono'dan sonra anlat gerisini. Pardon abla. Allah'ım.
Yanlış. Vallahi şey yanlış girmişsiniz. Ya. Abla vallahi siz yanlış girmişsiniz. Öbür tarafta da kadınlar var ya. Çıkacağım ya. Ya bir çizim yap çıkacağım ne var? Ya her yeri sarmışsınız ama ya. Her yeri sarmışsınız ya. Ya bütün tuvaletleri kadınlar sarmış. Nereye sıçacak bu millet ya? Nereye sıçacak arkadaşım ya? Nereye sıçacak? Aha, otobüs kaçıyor. Yok yok sağ ol. Ben komple şey yapayım. Veriyorum şey. Veriyorlar canım lütfen. Alır Ya dokunun, dokunun. Ya belki dok... Aman abi. İyi misin amcacığım? İyi misin amcacığım? Ha, iyi. İyi misin? Ne oldu bana? Bir ya. Şimdi ne? İyi misiniz? İyiyim, iyiyim. Sağ ol ya. Yaşlı iyisin. Bu ne ya? Çok iyi geldi bu. Bilmiyorum amca. Ben de kalabilir miyim? Kalabilir, kalabilir. Sıkıntı yok. Sağ ol. Ya kardeşim sen ben niye takip ediyorsun ya? Ya biz seninle arkadaş olmadık mı otobüste olduk. Bizim orada bir adet vardır. Birini arkadaş olursan onu eve atarsın. Ya kardeşim ben kendim zaten akrabalarda kalıyorum. Ben seni nasıl götüreyim ya? Ya bana bak bende para var. Ya diyorum ki onu sağa vereyim. Yani otel motel şimdi çok pahalıdır. Otele vereceğim ama sağa vereyim parayı hayrım olsun. Ya sen otel motel ne saçmalıyorsun kardeşim ya? Biz seninle hani otobüse gelmedik mi? Arkadaş olmadık mı? Ne otele otele bırakır mıyım ben seni ya? Bundan sonra sen benim kardeşimsin. Kaç param var? Hayırdır? Hasan abi. Oldu. Oldu. Uğriye ile Üsniye oldu. Anlamadım. Abi. Ayriye ablan hamileydi. İkiz doğurdu hem de. Hayırlı olsun. Şükretmek lazım abi. Yo, amdolsun, amdolsun. Üzülmedim de. Yani isterim Allah'tan bir de oğlum olsun. Eh, de bakayım sen ne istersin? Hadi söyle. Söyle. Hikmet. Hikmetimi ver. Mukaddes Hanımcığım, merhaba. Merhaba Osman Beyciğim. Bana bir film teklifi geldi de başrol. Şimdi sete görüşmeye gidiyorum. Yapımcıya ben oynamam dedim. Yapımcı da, Mukaddes Hanım siz bu filmde oynamazsanız ben bu filmi zinhar çekmem. 40 kişiyi ekmeğinden edeceksiniz dedi. Ne yapayım kıramadım. Hayırlı olsun inşallah. Çok acelem var. Şimdi ben gidiyorum. Hadi görüşürüz. Görüşürüz.
Olmuyor arkadaşlar, olmuyor arkadaşlar. Daha seri, daha seri. Tempo istiyorum, tempo. Merhaba. Ajanstan geldiniz değil mi? Evet, film için geldim. Senaryoyu alabilir miyim? Senaryolu bir durumumuz yok. Yönetmenimiz içeride her şeyi anlatıyor. Tamamen doğaçlama. Olmuyor arkadaşlar, olmuyor arkadaşlar. Daha tempo, daha tempo. Hülya, bu hanımefendi kim? Ajanstan gelen kadın hocam. Hanım abla, şöyle bir etrafında döner misin? Adı yok sayın yönetmenim. 1978 Türkiye güzeli neymiş? Mukaddes Özgüven. Anladım hanım abla, anladım. Şöyle bir dönüver. Bedem, bir giydirin, hazırlayın hanım. Film çekim varmış, nerede? Üst katta. Evet, hazır. Ne yapıyorsun burada? Yaz kızım, 200 torba çimento, 20 kamyon çakıl, 15 tane kapı. Kes, kes! Hanım abla, sen ne yapıyorsun burada? Abla şey... Kardeşim, sen ne yapıyorsun? Çakıyorum komiserim. Beni kurtardığın için çok teşekkür ederim Osman'cığım. Rica ederim Mukat Hanım'cığım. Ay, bugün olanlar aramızda kalsın, olur mu? Bak, kimseye bir şey söylemezsen bir ay kira ödeme olur mu? Olmaz. İki ay olsun. Hiç olmaz. Tüş! 3 ay olsun. 3 ay ödeme, başka da bir şey isteme. Olmaz. Olmaz. Bu kadar sanırım gerek yok diyecektim. Yine diyemedim ya. İnşallah bu sefer doğrudur. İnşallah hoşam, inşallah. Valla yorulduk ya. Uy. Ha oraya hamsi midir, pala mıdır, ne desem çıkaramadım. Biri uzanıyor, ona soralım. Belki bilir. Ha, hadi. Kusura bakma birader. Bir adres soracaktık da. Birader senin babandır. Uy, ya uşağım diyeceğim uşak değil. Paçı desem hiç değil. Ya bu nasıl bir cinstir anlamadım. Kime bakmıştınız? Benim kuzeni arıyoruz da kendisi gazetelerin köşesinde yazıyor. Adı Osman, tanıyorsun. Bizim kekeme Osman mı? He, kekemedir kendisi. Şu köşedeki bahçenin evde oturuyor. Sağ ol birader. Niye küçük dışında ya? Çaya da gel, çaya da beklerim. He, olur bir ara çaya da. Ha yürü, bu kaçalım biz. Hasan abi. İyimit yemekten içim ışımız imit oldu. Allah! Hamsedik birazcık rahat rahat devam et hadi. Galiba burası. Gel. La bırak el alemi bisikletini. Hadi yürü. Bu da kim ya? Kim o? Osman! Allah! Beni görünce şaşırdı, el ayağına dolaştı. Ne işin var lan? Fiko burada. Ne demek ne işin var ya? Seni özledim geldim. Ayıptır ya, misafirimiz var. Bak tanıştırayım, asker karşım dursun. Bırak orada dursun. Yok yok, içeride dursun. Dur. Ya durayım mı, geliyorum mu? Hoş. Aa, bana köpek muamelesi yapıyor. Hoş değil bana, hoş. Ya Osman kekemedir. Sana hoş geldin demek istiyor. Gel. Ha, anladım. Dur. Hoş geldin.
Mehmet abi, uyuyakalmışım, affedersin. Onları hazırladım Osman. Dikkat et, patron dolanıyor. Görünme. Kaçın beni. Geç kaldım ya. Komi arani. Onu geç. Yumurta taşıma işine eleman arani. Onu geç. Ortacı arani. Ortacı? Onu geç. Geç. Animatör işinde çalışacak eleman... Ya animatör neydi uşağım? Heh. O değişik bir şeye benziyor. Onu çiz. Vallahi değişik kıyafetler var burada abi. Ne yapıyorlar acaba? Tiyatro gibi bir şey değil mi? Hadi telefon çalıyor. Telefon çalıyor. Hadi telefon çalıyor. Senin telefon çalıyor. Kim? Bir açayım. Efendim anacığım. Ne? Kabul etmiyorum. Kesinlikle kabul etmiyorum. O muhtar emmiye de köy halkına da söyle. O Sabri denen şerefsize borcumuzu ben ödeyeceğim. Tamam mı? Ne oldu ya? Ne oldu? Neye kızıyorsun? Daha ne olsun ya? Ben daha doğmamışken babam ölmüş. Köyde çay topluymuş tek başına. Güzel ve işveli olunca da biliyorsun köyde zor oluyor. Bu Sabri denen şerefsize gitmiş. Ondan senet almış, parayı vermiş bu Sabri de. O senete de büyük bir rakam yazmış. Anacığım da onu ödeyememiş. Ben anamı kurtaracağım. Çaylarımızı kurtaracağım. O yüzden bu işi kesinlikle almam lazım. Bu işi almamız lazım. Fiko bak, bu işi alalım uşağım. Aslan Bey ya, çok canım çekti. Bir tane versene. Nah, sayılıdır bunlar ayrı yem. Pastaneyi yedin, daha doymadın ya. Onları bırak sen şimdi, bırak da. Çocukların biri burada. Diğerleri nerede be ya? Nerede olacak Hasan? Anana bıraktım. Ayrıyem. Çocukları birlikte yaparız. Kahrını anam çeker. Ben ne yapayım Hasan? Ben ne yapayım? Biri karnımda, biri beşikte, biri eşikte. Ötekiler ananda, diğerleri benim anamda. İnmesin ki tepemden bir rahat edeyim. Gece gündüz amileyim be ya. Evet. Ahmet çekiyorsun değil mi? Çekiyorum komiserim. Şimdi buraya bakın bakalım. Nereye? Çek, çek, iyice. Anlatın bakalım, ne oldu? Şimdi komiserim. Vallahi ben normalde 90 diyorum, ben 85 vermişim, ben sıkıyor ha. 85 vermişim, ben sıkıyor. Böyle bir şey kıyamak garip. Kes! Bu ne ya? Çekiyorsun. Haytayım komiserim. Sen anlat bakayım. Aa dedi, beni seçti. Şimdi komiserim, ben size kendimi takdim edeyim. Ben Tursun. Merhaba. Ben aslen Rizeliyim. Anacığım rahatsızlandı, hastalandı. Hastalanınca ben birisine borç aldım. O borçları ödemek için öncelikle atladım otobüsü. Otobüs atlamadan önce Mersin'e gittim. Mersin'e gittikten sonra geldim. Ne Mersin'i kardeşim? Ne alakası var konuyla? Ya ben... Ne anlatıyorsun? Ya ben olaya vakıf olun diye, hani her şeyi bilin diye anlatayım. Şimdi ben bu Fikri Uşağım'la tanışmak için yani... Tamam, dur. Sen anlat. Vallahi komiserim, bizim bir suçumuz yok. Benim bir kuzenim var, kendisinin adı Osman, köşe yazarı. Onların gazetesinde bir ilan çıkıyor. Bize dedi ki, ben randevu aldım, siz gidin dedi. Biz de kardeşimle gittik. Vallahi Dursun, ben hep tiyatrocu olmak istemiştim ha. İstesem oynarım da, elime fırsat geçse aynı Kadir İnanır. Ya Fiko, benim derdim para, senin derdin ne Allah aşkına ya? Ya benim derdim ne olacak işte? Niye buradayız sanki? Çalışıyoruz. Salam. Aleyküm selam. İş için siz gelmişsiniz. Ha biz. Ha valla biz geldik. Yakşı ama bize Rex için biriler lazımdı. Rex için? Rex biliyoruz biz. Bizim babam mesleği. Biz Rexçiyiz aslında. Onun babası da benim babam da Rexçiydi. Yakşı. Onu da belirleyelim. Sen bunları giy. Adı neydi? Fiko. Fiko. Ha. Fiko, sen bunları giyineceksen. Bunu da mı? Hı. Hani Sabri'ye giydirecektin? Önce ben deneyeceğim. Bağ olursa Sabri'ye giydireceğim. Hayvan, senin için yapıyorum.
Sen de bunlar giy. Sen adın neydi? Dursun. Dursun. Dursun, sen de bunlar giy. Güzel oldu. Vallahi komiserim, biz ne bilelim, bunlar tiyatrocu arıyorlar. Bize bu kıyafetleri giydirdiler. Benimki de yırtmaç bile var. Sonra ortalık karıştı. Hepimiz birbirimize girdik. Anlaşıldı. Bir de sen anlat bakalım. Nasıl oldu? Komiserim, biz otelimize animatör arıyoruz. Ya vallahi değişiksin. Bak bak. AVMU. AVMU. Ha, bir daha yapma. Ne yaptınız kıyafetlere? Bu ne hal? Ya ne yapmışız kıyafetlere? İnsan bir selam verir. Hayırdır kardeşim? Bu ne dediğini anlamadığımız karı bize bunları giydirdi. He, biz de baktık, bize göre bir şey yok. Biz de yırttık, biçtik, kestik, ettik, kendimize göre yaptık. Salak mısınız siz? Bu ne kepazelik? Kimse benim kardeşime salak diyemez. Ne diyorsun ya? Sen ne biçim şekil şekil konuşuyorsun? Anlamadık. Hiç kimse benim kardeşime zahmet edin. Kepaze. Kepaze diyemez. Al. Ver. Bak, bu ne görüyor musun? Kara kıyafetli giyiyoruz. Sana etek giydiririm lan! Sana etek giydiririm lan! Vallahi bizim bir suçumuz yok komiserim. Her şeyin sorumlusu benim o kuzen olacak Osman. Sen bunlardan şikayetçi misin kardeş? Şikayetçiyim komiserim. Şu halime bakar mısınız? Ya zararımı öderler ya da şikayetçiyim. Tamam, ödeyin adamın zararını. Kapansın konu. O zaman ben kuzenim Osman'a haber vermek lazım. Yeter. Kıvırtma artık. Bu ne ya? Ben kira parası da adama verdim. Ne yapacağım şimdi? Evine köylü köyüne. Ya yarın tip iletinizi alıyorum. İçeceksiniz kardeşim. Ya ben evli değilim. Sen evli misin? Ya dur be oğlum, paspal paspal konuşma. Vallahi kuzen, sağ helal olsun. Tabii. Tuzun kuru, evin var, işin var. Biz geldik, paramız yok, fakiriz, sana sığındık. En ufak bir şey de sen de bize vuruyorsun. Öyle olsun kuzen. Tabii içeriden yeni çıktık, kader mahkumuyuz. Onca süre içeride yattık diye. Şimdi sen de tanımıyorsun bizi. Helal olsun. Kızım, Fiko. Ben de nasıl düşünemedim. İkti lan. Saat esaret kaldın, kalkıp konuşuyorsun. Ya yarın gidiyorsunuz. O kadar. Fiko. Saat kaç lan? Ulan ben dedim bana dayanamaz. Ulan kuzen, saat 15. Bu arada vallahi acıktık, içeriden yeni çıkmışız. Şu etçi İsmet'ten bize bir köfte ısmarla. Ya kuzen, sen var ya adamsın, adamın en önde gideni. Etçi İsmet. Ya bağlama sesi nereden geliyor, duyuyor musun? Vallahi kim çalıyor bilmiyorum ama durmadan çalıyor. Yevri boz irindike, çavreşe çavbeleke. Vallahi sana helal olsun, sen ne güzel Kürtçe şarkı söylüyorsun. Ya zamanında bir Kürt kızı sevmiştim, aşıktım. Ona söylemek için ezberlemiştim. Söyledin mi peki? Yok. Niye ki? Abisi geldi. Sen ne yaptın? Abisine söyledim. Ben seni sevdim, da dünyalara bildirdim. Ben seni sevdim, oy dünyalara bildirdim. Ya senin içinde bir Karadeniz çocuğu varmış. Vallahi ben de bir gün bir Laz kızına aşık olurum diye ezberlemişim. Sonra? Olmadım da. O zaman içelim. Ya vallahi helal olsun ya. Bravo, nasıl söylüyor uşağın sesi, ne kadar güzel daha. Ya Osman, sen de böyle güzel güzel bir şarkı söylesen de kulağımızın pası gitse. Ayak tutmasın be. Açak içmeyin penye. Kur'an'ıma boş işlerin peşindesin ha kuzen. Ya belki söylüyorsun, senin haberin yok, bir dene ya. Belki yırtarız bu hayattan, kurtuluruz, şöhret olursun ya. Yedim başımdan, yalnız bırakın beni. Kuzen.
Vallahi ne yaparsan yap, o zaman seni kendinle baş başa bırakıyoruz. Hadi yatmaya, kalk lan. Kalk git. Masayı da sen topla. Belki söylüyorsun, senin haberin yok diyor. Bak adam kekemi orada sö... Git kuzen. Git. Geceler. Adam uyudu. Geceler dedim ya. Ulan. Keşke ben de öyleseydim. Harika. Ne güzel. Olurdu be. Ay be. Bir kulunu çok sevdim. O beni hiç sevmiyor. Ağlama. 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 Siktir. Buyurun, hoş geldiniz. Selamın aleyküm. Biz bir ev bakacaktık. Tabii. Nasıl bir şey planlamıştınız? Henüz planlamadık. Burada planlayacağız mümkünse. Temel olsun, çatısı da sağlam olsun, yuvayı da deşe kuş yapsın. Anladım. Peki bütçeniz nedir? Ne kadara kadar düşünüyorsunuz? Böyle en pahalısı neyse olsun. İzmit'in en lüks semtinde, Yahya Kaptan'da, 80 dönüm orman içerisinde otoparklı, havuzlu, daire 10 liraya almak istiyorsun. Hemen yardımcı olayım sana. Ya Haydar Bey bana çağırın. Ulan şerefsiz! Buyurun. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Buyursunlar. Huriye kızım, bizim yazar bu haftanın başyazısını gönderdi mi? Yollamadı efendim. Sebep neymiş? Parasını yatırmazsak yollamayacakmış. Şerefsiz herif. Neymiş istedi? La, bu aile onay olacak. Yok ya, bu kadar olmuş. Aşkım, bak ne buldum. Çok sevindim. Çok şeker, çok şeker. Ay ne güzel bir köpek. Bunu da aldım hayatım. Evet, Markus da şimdi. Ay çok şeker. Sen ne arıyorsun burada? Gazeteleri dağıttın mı? Aman Allah'ım. Tamam, tamam. Sus. Bana bak Fulya. Bu ne diyorsa sen anla. Sonra bana anlatırsın. Benim işim var. Şimdi dışarı çıkıyorum. Merhaba. Benim adım Nazlı Civelek. Karnını doyurduysan kardeşlerin yanına. Hadi. Tamam. Şşt kız. Hadi. Ya kuyumcu mu soysak acaba? Ya sen hep böyle alabele dalabele şeyler düşünüyorsun. Sen nasıl bir adam mısın? Banka. Bir dakika, bir dakika. Altılı oynayalım be ya. Vallahi şahane fikir. Dursun, karşıda Ganyan Bayi var. Bir tane bülten kap gel. Ciddi mi? Hele git bir bülten al gel. Ya bu da enteresanmış.
helamın aleyküm. Osman, hele sana ne olmuş? Motordan düştün, bisikletten düştün, araba çarptı, ne oldu sana? Adam hortumla ıslattı. Eni. Bana bak, siz ne yapıyorsunuz burada? İş bulmaya çalışırlar. Yani çabuk yoldan para kazanmak isterler. Sen ne istersin? He, söyle, ne istersen vereceğim. Osman, söyle. Bu. Sensin bu. Hasan, ver çocuğa poğaçasını hadi. Hayır yem, söylemezse vermem, bilirsin. Abla. Ben de artık. Hasan abi. İsteyemedim diye vermedin bana. Her sabah geldim baktım tezgaha. Vermem vermem diye öldüm baba. Simit yiye öldüm baba. Simit yiye ben öldüm baba. Ver oradan şimdi bir poğaça. Ver oradan şimdi bir poğaça. Bu da sana kapak olsun Hasan baba. Bu da sana kapak olsun Hasan baba. Vallahi bravo bravo. Vallahi bravo, bize koparttı Osman'a bak. Harika. Bir dakika. Bu nasıl oldu böyle ya? Oldu işte. Hasan abi sen 10 dakika düşün. Ben vur beni. Şöhrete aldanma, bedel ettiğin aşkımı yürek kaldı dağlarda. Ne acılar yaşandı, ne yâreler kapandı. Uykular harap iken gönülleri yalandı. Garibim hadi gül biraz bu bahar. Kiraz yaşamak hep böyledir. Su gider seller durmaz. Garibim hadi gül biraz. Bu bahar dallar kiraz. Yaşamak hep böyledir. Su gider seller durmaz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Adınız nedir? Adım Osman. Ay, Osman. Maşallah sen Osman. Şarkı söylerken kekelemiyorsun. Ama çok çalıştım. Evet, Allah'tan konuşurken sadece kekeliyorsun. Evet. Evet, kaç yaşındasın Osman? 45. Beni seviyor musun Osman? Çok. Seviyorum. Hepinizi. Tabii ki. Acun abi de. İyi tane. Osman hoş geldin. Ho. Bulduk. Hoş bulduk. Hem Murat hem Yıldız döndü. Heyecanlı mısın? Çok. Murat zaten. Yıldız. O da. Yıldız. Kime gitsem karar veremedim. Bana gel. Evet. Seni de çok konuşturmayalım. Yoruluyorsun. Murat var, Yıldız var. Önce sebebi, sonra da kararı.
da ilk tören kim olursa olsun dedim ama Murat'a çok teşekkür edip Yıldız'a gidiyorum. Ay benimki ya vallahi. Çok teşekkür ederim. Evet Yıldız siz mi diyorsun? Geliyorum. Tebrik ediyorum. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Ne oluyor lan? Çok, çok güzel bir rüya gördüm. Benim hemen gitmem lazım oğlum. Nereye, nereye? Mukaddere. Ben de Ha yok yok ben gelmeyeyim. Bana yürüyor terbiyesiz. Selam da söyleme. Ay. Ay öldüm bittim. Ay Niyem hoş geldin. Hoş geldiniz. Ay ne oldu? Ay bu sefer de doktor 300 dedi bir Hasan. Andolsun. Allah'ıma binlerce şükür. Andolsun da. Bir tanesi de erkek olsun, pipisi olsun inşallah. Ay inşallah Asal, inşallah, inşallah. Hadi geçeyim geç, şöyle geç. Çok yorum. Sen ayakta kalma. Abi, kapıklaş baba be. Allah Allah. Ay ne oldu? Bak dönün yukarıda önemli işlerim var. İşlerim var, dönün ne istiyorsun? Mukocuğum, yukarıda misafirim bekliyor. Ekip olsun, bir şeyler dedim yukarı, fon yaptım. Çabuk geleceğim, çabuk hemen gidiyorum. Muko, bana göm. Bana göm. Hayır. Osman sen mi bana denmiş sana, nasıl gömeceğim sana, ben? Abi, kapı açma be. Bana gömlek dikeceğim. Ay Osman sen benim gömleklerimi ne yapacaksın? Benim gömleklerim sıkı sıkı. Ne yapacaksın sen benim gömleklerimi? Rüyamda sana tutu oluyordum. Arka söylüyorum. Bana dikeceğim mi? Dikmeyeceğim mi? Nasıl? Abi. Ana ne? Kapık mısın be? Allah Allah. Oğlum kom gömleği kolu. Nasıl olsun? İlemi geçmez. Peki yakaları var yakaları. Benimki gibi dik olsun mu? oluyorsa o da olsun. Gömleğin var ya o dili düğmeleri. O düğmeleri kafası bu kadar olsun bu kadar. Muku olsun da iyilikleri de ananın aman. Ha, anladım. Anladım muhteremiş. Tamam muhteremiş. Anladım. Anladım. Ne oldu Dursun kardeş? Bir sıkıntı mı oluştu? Ya daha ne olsun? Anacığım gene rahatsız kalmış, hastalanmış. Acil ameliyat olması gerekiyor. 15 güne ya ben daha bu arsanın parasını toplayıp gönderemedim ya. Eğer 15 güne o arsanın parasını toplayıp gönderemezsem bütün köy evden gideyim. Şimdi bir işe girsem yok. Nereden iş bulacağım 15 günde? İşi buldum diyelim. 15 günde kim verir 600 bin lira? Sen canını sıkma Dursun kardeş. O para bulunacak. Bulabilir miyiz? Nasıl bulacağız Tiko? Ya bulacak. Bir şekilde bulacağız. Tiko bundan yazar aşkım. Aç bana bak. Oo. O zar iyi koyun. Bu onlar pembe. Evet arkadaşlar. Projeyi anlatıyorum. Beni dikkatle dinleyin. Birinci olarak Dursun kardeşimizin anasının ameliyatını gerçekleştiriyoruz. Canım anacığım. Ya bir dakika benim anacığım böyle değil. Biraz daha çivelek. Arkadaşlar şekilleri önemsemeyin. Büyük resme bakın. Ana resme bakın. Bir dakika. Sen benim anama ne çizdin ha böyle? Serum. Ameliyat olmuş kadın. Ne çizeceğim? İyidir. Hangi koluna takılmış? Sol.
Evet arkadaşlar, ikinci olarak yine Dursun kardeşimizin arsasını kurtarıyoruz. Şşş, ya bir dakika hocam ya, bizim arsa böyle değil ki. Bizim arsa şişe gibi timdur. Yani böyle. Ne kullanıyor? Ve arkadaşlar, bütün bunlar için bize gerekli olan şey nedir? Para. Ya yani bizde olmayan. Bravo, çok güzel bir konuya değindin. Biz dedi. Ne dedi? Biz. Biz buradayız, para burada. Normal koşullarda bizim paraya gitmemiz gerekiyor. Ama eğer biz paraya gidemiyorsak, o para bize gelecek. Nasıl? Nasıl hemen söylüyorum. Mukaddes Hanım'ın 41. sanat yılı adına bir gece düzenliyoruz. Süper, süper. O zaman... Mukadder'de tefile yapsın. Ah, bütün sanatçı arkadaşlarımı çağırırım. Harika elbiseler dikeriz. Ay, iyi de ne yapacağız ayol? Merak etmeyin, o iş bende ya. Çok güzel, her şey harika gidiyor. Sen defileyi yapacaksın. Osman, sen o gece şarkı söyleyeceksin. Sen kapıda durup biletleri keseceksin. Sen mekanla ilgileneceksin. Bizimle misin? Sizinleyim. Sen de yemekleri yapacaksın. Ben de organizatör oluyorum. Hayır. Asla olmaz. En son başımıza gelenleri hatırlasana. Oğlum, beni amca demeyeceksen demedin mi? Devamsızlık etmedi ha? Vallahi aynı bizim oraların havası, anne güzel çalıyor. Ulan Fiko, o ayağındaki nedir oğlum? O nedir ya? O Ruhan ayakkabıyla plajda dolaşılır mı? Ya amca ne demişler? Ayağını sıcak tut, başını serin. Benim böbreklerim rahatsız, bende taş var, kum var, her şey var. Sende her bir şey var, kafa yok. O kafa nasıl çıkıyor, değil mi? Allah canınızı al. Dur abi, denizden çocuklar kalmış. Tekneyle gidip alsak ya. Oğlum koş, ne duruyorsun ben de git. Hala soruyor, git kurtar. Bak, sakın müşterilerle konuşmayacaksınız. Ağzınızı açmayacaksınız, yoksa ağzınızı açsın. Tamam. Geberdirim vallahi. Tamam amca, merak etme. Kokteyl. Daha bir kokteyl yapın. Osman baksana bir. Oldu. Seni çağırıyorlar. Amcamı duydun. Kimseye karışma. Karışımızı bir belaya sokma. Tamam amca deme, kızıyor. Hay. Lazım bana jet ski. Ney? Benim sevgili Deniz'de, ben istiyorum jet ski. Vallahi ben sanki yanlış duyuyorum. Yanlışsam düzelt. Hele bir daha söyle, ne diyorsun? Jet ski istiyorum, jet ski. Nerede bu jet skici? Vallahi doğru duymuşum. Ya sen ne istiyorsun? Sevgili kızmaz mı senin böyle? Sen jet skici değil? Tamam anladım, jet ski istiyorsun da. Acele yok, yavaş yavaş, ben sana ayarlayayım. Ben de skiciyim. Sen ne diyorsun? Bir şey demiyorsun. İmdat! Ya, help dur. Me! Help ya bacım, me! Sevgili kızmasın, ski tutturmuş bunlar. Ne diyorsun? Bunlar. Oğlum ne diyorsun kıza, ne diyorsun? Amca sapık mıdır nedir, gelmiş benden ski istiyor. Ben istiyorum jet ski, bu adam diyor seni yavaş yavaş. Amca yok, amca yok, gözüm sizi görmesin. Ne oldu? Kuzen. Beni iflas mı ettireceksiniz he? Yok. Amca benim suçum yok. Kuzen gelmiş benden ski istiyor sabahtan beri. Çekil lan nasıl kafasız et. Çekil lan defol. Gidin lan. Amcam. Asla. Size para vermez. Ya öyle değil. Biz kendimiz çalışacağız. Parayı turistlerden kazanacağız. Turist. Turist nerede var? Sultanahmet. Bilemedin Çınarcık.
Arkadaşlar Çınarcığa gidiyoruz. Demek izin istiyorsun. Evet efendim. Ya vermezsem? Arkadaşımın annesi hasta. Onun için gitmem gerekiyor efendim. Adın neydi senin? Osman. Aşkım. Canım. Tatile gitmeyecek miyiz? Paris. Ah rüya var şey. Evet Paris. Bütün gençliğim orada geçti sevgilim. Arabamı da daha almadın ama. Bak Mine'nin kocası almış. Hem de bir böyle yani BMW'li bir şey. Araba. İstediğin araba olsun. Hemen alırız yavrum. Evet. Bak Osman. Gazeteyi dağıtacak adam yok elimde. Ama illa da gideceğim diyorsan seni işten çıkartırım. Ama tazminat falan yok ha. Onu da bil. Hadi. Peki efendim. Ne oldu Osman? Bu hali nedir? Kovuldum. Uy, tüylerim diken diken oldu. Hele boş ver. Sen canını sıkma. Sana haksızlık ediyorlar zaten. Köşe yazarlığı nedir? Sana daha güzel bir iş buluruz. Senin ortaya yazman lazım. Siz otogara gidin. Ben gelirim. Tamam ama geç kalma. Vallahi otobüs kalkıyor. Almam. Çiko. Kimliğimi evde unutmuşum. Aldım. Geliyorum. Geliyorum şimdi. Kardeşim. Bakar mısın? Buyur abi. Hasiktir. Sen de mi kekemesin? Yok. Aşağı geçiyorum. Kekemeyim tabii lan. Buralar da kenef. Kenef ne abi? Tuvalet var mı? Tuvalet. Küçük mü? Sıçarım küçüğüne büyüğüne. Tuvalet. Tamam. Tarif edeyim. Karşıda ambulans gördün mü karşıda? O ambulans sana gitsin. Abla, senin hiç ailen yok mu? Annen, baban, kardeşin. Ağaç kavuğundan çıkmadık herhalde değil mi? Ay nereden getirdin bunu benim aklıma? 3 aylıkmışım. Annem babam ölmüş. Bir tane ablam varmış. O da çok küçükmüş. İkimizi de ayrı ayrı yetimhanelere verdiler. Nereden geldi şimdi kız aklına? Elin çalışsın hadi çalış. Bu ağlamayı kim çalıyor ya? Bu akşam değişik bir şey yap. Nereye gidersen ola. Ula o kadar İstanbul Türkçesi konuşmuşum hiçbir şeye yaramaz. Karikaçlı git. He? Bu saç sesi nereden gelir? Ağam. Ula ya Allah kahretmesin. Ula benim karşıma çıkmayın demedim. Ben de seni özledim. Ben hiç üzlememişim. Hiko. Ya o amca, kurban olayım amcaların bir tanesi, amcaların gülü en yakışıklısı. Kurban olayım senin bıyıklarına var, ay özledim ha. Sen,
Ben elini öpeyim amca. Yok o. Amma. Yala kapiko. Ula gene mi bu? Ula gene mi karşıma çıktı ula? He? Bir sizi eksikti, bir de bu çıktı. Aa, aa amca. Biz akıllandık. Buraya alışmaya geldik. Yaren Hanım, Osman benim yeğenimdir. Kendisi çok başarılı bir garsondur. Aslında şef garson, hatta metrdotel seviyesinde bir çocuk. Efendi, beyefendi, çalışkan, dürüst, muhteşem bir delikanlıdır. Aklını alırım. Lan. Ve garsonun kitabını yazmıştır. Fiko'ya gelir. Fiko bir mahir, bir üstad aşçıdır. Hep daha uzak doğu mutfağı. Gene yani uzak doğu ya. Neler o incik koncuk bile bucuk bucuk. Hepsini bilir. Dursun'a gelince, Dursun anasından adeta şovmen doğmuştur. Evet, animatör. Şef animasyon yapmış, şef animatörlük yapmış. Büyük otellerde yıldızdı, böyle çok yıldızdı. Otellerde çalışmış, başarıdan başarıya koşmuş. Muhteşem bir çocuktur. Karadeniz çocuğuna hiçbir şey yapamazsın. Gel, 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 gel. Gelme. Ne yapıyorsun? Yani inanın ben üçüne de sonuna kadar ketilim. Yaren Hanım. Havuz başına olay çıkmış. Oğlum. Ne olayı? Dışarıdan gelen üç kişi ortalığı birbirine katmış. Oğlum sen git, ben hallederim. Tamam. Siz niye zahmet edersiniz? Kız davası oluyor böyle. Çocuklar kendi aralarında kıskançlık falan. Ben hallederim, siz niye yorulacaksınız ya? Ay aman çok iyi olur Nuri Bey, çok teşekkür ederim. Halil. Ha bu arada. O bahsettiğiniz arkadaşlar da gelsin, görelim bakalım. Tamam, getir. Mukadder'in terzinden arıyorum. Kumaşlar hala hazır değil mi? Pekala. Kumaşlar hazır değilmiş. Akşama gelecekmiş. Bir işi beceremedim be. Allah cezanı vermesin. Toplu bunalım çabuk. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, dikmeye mi geldin? Tövbe tövbe. Karımı merak ederim. Hasan, sen beni etmezsin merak. De bakalım neyi merak edersin? He? Üç bakalım, üç. Hadi. Ha, doğru söylüyor Hayriye. Biz de merak ettik ne olduğunu kuşum. Hayriye. Bir doktor bulmuşum. Bütün cinsiyetleri söylüyor. Gidelim mi kız? Aslan, bana bak. Beni delirtme. Ben doktora gitmeyeyim, tamam mı? Geçen sefer gittim de ne oldu Aslan? Gittin adamı dövdün. Aa. Kız dedi çünkü. Öteki erkek dedi, kız çıktı. Gittin onu da dövdün. Yok ben doktora gitmem. Yok. Mevlam ne verirse o. Hadi işine. Oş benim başıma. Hayriyem, zaten benim içime doğmuştur. Oğlan olacak. Pipisi olacak. Ayşe'nin isim Seyda olmuş. Hadi. Bizimkilerden haber var mı? Var. Aradım. Konuştuk. Osman otele müdür olmuş. Üniversite mezunu çocuk. Yani garson olacak hali yok ya. Fiko da güvenlik müdürü olmuş. Ay nasıl özledim. Burnumda tutuyorlar ayol. Çocuklar orada benim için neler yapıyorlar. Çok duygulandım. Dursun ne yaparmış be? Dursun da şey olmuş orada. Eğlence müdürü olmuş. Gerçi ben pek inanmadım ama ondan olsa olsa dansöz olur zaten. Ya Dursun bu nedir? Ya işte ben de onu anlamadım. Seni niye toprağa gömüyor? Vallahi Dursun kardeş, televizyonda gördüğüm gömülmek insana iyi geliyor. Ya insanın eklem yerlerine, kemiklerine iyi geliyor. Eyvah! Görüyor musun? Bak hiç hissetmiyorum. Bütün plaj üstümden geçse bana bir şey olmuyor. Tıpkı mümkün. Ya çok değişik ama anladıysam Arapati olayım. Allah seni etmeyin. Valla değişik oldu. Biraz daha şuna. Tek o. Ağzına vereyim. Yalan mısın? Ya Osman, elim kolum balı diye ne biçim konuşuyorsun? Hele bir git. Hem bilirsin. Ula! Elmalı şeker en sevdiğim. Hele bana yalat. Ya ayıp ediyorsun, vallahi yalat. Ben en sevdiğim şey
İlkokuldan beri hep bayılmalı şeker alırdı ha. En sevdiğim. Onun iyiyle bak lan. Bak bak bak. Allah. Bak gördün, bağ vuruyor, hissetmiyorum. Neden? Kondan. Tıbben mümkün ya. Sen, Yılcan? Yok, ben yalamaya karşıyım. Hissettim. Aa, vallahi hissettim. Gördün, gömülü olsan hissetmezsin. Tıbben mümkün ya. Bir şey, beni bir şey gıdıklıyor ha burada. Tam şey... Ula! Isırıyor, beni bir şey ısırıyor. Kim? Kurban olayım ağaç. Benim şey... Ula benim bir daha çocuğum olmayacak. O... Tıbben mümkün değil. Allah! Ha. Geçmiş olsun. Neyiniz var? Sağ ol amca. Kendi bir şey yok. Kuzen içeride. Yengeç kaptı. Geçmiş olsun, geçmiş olsun ya. Sizin neyiniz var amca? Prostat. Amca, prostat ne ki? Prostat? Hani sen böyle keker yere konuşuyorsun ya. İşte ben de öyle işiyorum. Ha, doktor bey, hani bir film var ya, örümcek adamı ısırıyor, sonra adam örümcek adam oluyor. Vallahi ben ondan korkuyorum. Şimdi beni yengeç ısırdı. Ben yengeç olsam yan... Buldum. Ne buldun? Buldum. Ne buldun? Sigarayı acilen bırakmam gerek. Ya ne alakası var sigarayla? Beni yengeç ısırmışsan diyorsun sigarayı bırak. Sigarayı acilen bırakman gerek. Bak hala sigara diyor. Ya beni yengeç ısırmış. Onu anladım. Ama senin sigarayı acilen bırakman gerek. Hala sigarayı bırakman gerek diyor. Ya sen acilen buna bakman gerek. Yengeç oynamayı acilen bırakman gerek. Her derde deva bu. Kemal el verir. Sen bunu kullanın. Hadi hadi. Verin. Kemal el verir, yarın ne verir? Manyaktır nedir vallahi anlamamış ama. Tutturmuş sigarayı bırak, sigarayı bırak. Ne alakası var anlamadım ha. Banyayı ver hele. Aman bırak tut. Sen... Vallahi yandım. Bırak, bırak. Çocuklar bir dakika, bir dakika, bir dakika. O ne ya? Kolonyayı unutmuşum, kolonyayı ver. Sağ ol. Oo, kırar, kaç çıkıyor bu. Aman, geçmiş olsun. Ne oldu bak, dur. İko, kalsın kolonyadan. Ben de alacaktım. Ya kuzen ben ne yapayım ya? Erkekler tuvaletini bile kadınlar işgal etmiş. Vallahi sus, midem bulanıyor. Ay vallahi çok acıyor. Yengeç gibi yürüyor. Ya dalga geçme, vallahi acıyor ya. Vay 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 uşaklar, ha şu arabanın güzelliğine bakın. Kim bilir ne kadar pahalıdır. Ya ben bu parayı çıkaralım te yani. Bana bak Recep. Bir tane bile kıza baktığını görürsem senin o gözlerini ararım. Sahip ol gözlerine. Aa, sen gibi oldun. Araba körü. Ne oluyor lan? Sabri denen şerefsiz. Sabri mi? He, o tepeci şerefsiz. Ulan buraya gel. Ulan dur. Ulan sola da tamam ki bir tutmayın. Dursun. Senin adı Dursun. Dursun deyince Dursun ya, bir sakin ol. Dur. Bir bakalım, anlayalım, dinleyelim kimmiş, neye gelmiş, tamam, bir dur. Tamam. Hele sakin, otur bir sakin ol. Sakin ol, biraz hava alayım biraz. Osman, otelimize çok önemli bir iş adamı geldi. Sabri Kalburüstü. Onun için çok özel bir masa hazırlıyorsunuz. Aman ha, asla ve asla hata kabul etmiyorum, unutmayın. Yaren Hanım, Ne diyorsun be sen, ne diyorsun? Hadi işine bak, hadi. Anlatamadım. Hangi masa? İşine bak oğlum. Adam kimmiş öğrendim. Vallahi söyle diyeceğim, sen söyleyene kadar adam oteli terk edecek ya. Hadi lan,
Öylemiyorum. O zaman ben de. Yahu Sabri kalbur üstü, iş adamı kisvesi altında bildiğin mafya. Dursun söyledi ya da hani öğrenmeye çalışıyorsun? Fikko! Osman! Ya var ya size çok güzel bir haberim var. Ne oldu lan paspal? Bana bak Işık'ım, sen bana paspal derken iyi bir şey mi dedin, kötü bir şey mi dedin? Ulan senin iyi bir şey söylenecek halin mi var? Hele nedir söyle. Mantıklı olabilir. Ya bu Sabri denen şerefsiz var ya. Ya bu bizim senetleri meğerse yanındaki çantada taşıymış. O çantayı aldık mı bütün pislikten kurtulduk demektir. Gözlerimi oyarım. Oyarsın, bilirim, bilirim. Sus. Börek var mı börek? Siz. Ne diyorsun lan sen? Sigara böreği var. Lan seni ölmeyi, bayılmak mı zannediyorsun kazma? Ama kek emeğim abi ondan öyle konuşuyorum. İlahi keke ya. Ulan bok yoluna gidecektin ya. Oğlum sen bize siktir etti ya. Arnavut böreği getir koçum. Ama yok ki sigara böreği var. Ya git başka masaya, asamızı bozma. Akşam. Allah'ım yarabbim. Gidin biraz dinlenim daha. Hadi işe bak. Şş, baba, adamlar gidiyor. Ben işte geliyorum. Sen bugün ne yemeği yaptın? Gel bakalım buraya. Ulan oğlum, sen Sabri babanın karısına kızına yan gözle bakılmayacağını henüz anlayamadın mı? Sana bakma. Ya bırak. Topuyu. Ya adamın derdini ben polis çağırayım. Bırak manyak. Polis diriyle tutmuş. Polis çağırdı diyecektim. Benim bir fikrim var. Ben bir şey yapmadım abi. Kadın yakama yapıştı. Beni ölümle tehdit etti. Ne dedi? İçkime ilaç atmış. Oy. Gel bebeğim gel. Gel bebeğim gel. Gel Nuri'ne gel. Tarram Sabri. Mal elden gidin oğlum. Ver gülüm ver. Uzan gülüm uzan. Ne lan bu ışık? Lan kapat şu ışığı. Adam şakayla karışık bize yürüyecek. Sapık mısın oğlum sen? Son duvan et. Dehli. Ne oluyor burada hırsız? Zeyno. Zeyno'ya ne oldu? Ne işin var senin burada? Çık git aşağıda bekle. Yok ya adamın mıyım ben senin? Sen git aşağıda bekle. Kaç defa söyleyeceğim şu insanların önünde benimle tartışma diye. Asıl sen benimle tartışma Recep. Kaç kere söyledim sana ben de bir cinayet göreceğim diye. Bir kere bile yanında götürmedin. Ey güzel Allah'ım ya. Görüyorsun şu halimi. Milletin nişanlısı sinemaya, tiyatroya gitmek ister. Bizimkisi de cinayet görmek istiyor. Abi dersi bu arada beni unuttun. Sen sus. Sustum kurban olayım sustum.
kapı. Kim lan bu? Bilmedim. Gel buraya. Vallahi o Sıfat'tan kurban olayım, bilmedim. Lan oğlum başlatma Sıfat'ını. Kim lan bu? Vallahi bilmedim. Ben sorayım. Sor ama var ya, eğer bir numara yaparsanız ikiniz de gebertirim. Tamam. Kim o? Housekeeping. Housekeeping. Buyur kardeş. Tamam. Al sana koyayım, koş da. Osman! Elindeki ne oğlum? Ha! Ne yapacaksın onu? Kaç koyunu! Lan oğlum bekleyin lan! Kaç koyunu yakın! Çekil lan! Hepsiniz çekil! Kim bunlar ya? Bingo! Aaa! Siktir! Şöyle. Şerefsizler! Siz kaçabileceğinizi mi sandınız lan? Nuri! Nereye kaçıyorum sandın ha? Sana kaç kere söyledim. Uçkurunu benim olandan uzak tut diye. Ama sen beni hafife aldın. Abiciğim! Abiciğim niye öyle düşünürsün abiciğim? Ben bir halt ettim. Bu çocukların suçu. Onları bırak gitsinler hadi. Amca. Bırakmayız. Yalnız. Sen sus lan. Sana ayrı bir uyuzum zaten. Tamam. Nuri, bu keke senin yeğenin. Onu anladık. Peki bu karı kılıklı ibne kim? Yavaş ol. Darrak Sabri. Biz sapına kadar erkeğiz. Kamuflaj bu. Böyle mi erkeksin lan? Ha, beğenemedim. Yok, beğenemedim. Sağa giydirelim bir de senden bakalım. Belki sağa yakışır. Ben şimdi sana bir mermi giydiririm, görürsün ha. Yavaş. Belli. Seni nasıl öldürmemi istersin Nuri? Nasıl istersin? Öyle yapama bunları. Gönder, bırak geçsinler hadi. Yok, öyle ayrı gayrı olmaz. Recep, getir benim Hansel'le Gretel'i. Getir oğlum. Hansel'le Gretel kim ya? Yengeç oğlum. Yengeç mi? Size. Ay. Vay ne? Kolonya. Ya tamam istemiyorum kolonya molonya ya. İstemez ayıldım tamam gerek yok. geldim ben Sabri Efendi. Sonunda karşı karşıya kaldık. Ama buraya gelirken yalnız gelmedim. 5 tane arkadaşım ile geldim. P-O-L-İ-S polis! Gelin, gelin, gelin! Merhaba! Maymun lan bu! Yoluna geçildi! Hop, hop! Aman Sabri, yolun sonuna geldik. Alın bunları, alın, alın! Hop. Ulan! Ulan! Bırakın! Alın, hepsini alın! Ya, Tarak Sabri, buraya tatile gelmediğini anlamıştım. Daha rezervasyon yaptırır yaptırmaz polislere haber verdim. Sağ olsun arkadaşlar da gereken hazırlığı yaptılar. Ha bu salaklar olmasaydı daha erken bitecekti ama neyse artık. Hadi bakalım Sabri Efendi, yolun açık olsun. Ulan ben bu oteli başınıza yıkmazsam bana da Sabri demesinler. Ya çantayı kaptı. Kolay çantayı kapmış. Ulan yengeç. Ulan. Ağaç valla akrep. İstakoz diyor, istakoz diyor. İstakoz mu? Kulağı yengeç sandım, ödüm koptu. Bu nasıl bir yaratık ya sofrada? Geçen beri yengeç kattı. Arkadaşlar, hepinize gerçekten çok üzülüyorum. Nuri her şeyi bize anlattı. Biz de otelimiz olarak sizin mücadelenize destek olmak istiyoruz. Ben alayım şekerim. Organizatör ben olduğum için. Şekerler ya 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 yar ya ya yar. Yaren. Her şey için çok teşekkürler. Nihayet yol çölünde gerekti ha? Ha amca her şey için teşekkür ederiz. Hay avuktan tık ya. Kalkın da. Yaren Hanım. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Çıkalım. Çıkıl Osman. Yaren Hanım. Ayriyem sen fazla ayakta durma. Hüseyin'im yorulur sonra be ya.
Ay Hasan, beni delirtme Hasan. Vallahi mahallenin ortasına böyle bayır aşağı cart diye doğru veririm. Ayol Hasan Bey, erkek kız ne fark eder ayol? Eli ayağı düzgün olsun yeter. Ya öyle deme mukadder. Üç tane geliyor zaten. Bir tanesi de oğlan olsun, pipisi olsun be ya. Ayol bırakın onu bunu. Zaten yarın çıkışımız var. Nerede kaldı bunlar? Ha? Aa! Dejavu yaşıyorum ayol. Ne bakıyoruz lan? Hayırdır oğlum, ne anlatıyorsun lan sen? Hasan çocuk girdi oğlum. Sen girdiler girdiler. Sana diyorum lan yavşa. Hayırdır oğlum lan sen? Ne oluyor? Otur sen ayrıya. Otur sen. Ne yapıyor ya? Ne yapıyor? Çekiyorum komiserim. Ahmet. Buyurun komiserim. İyi mi yandan? Böyle. İnanılmaz. Bu olmayacak ya. Gel Insta story çekelim. Bak bu çok moda. Story çok moda. Bence de. Şimdi sorgu yapacağım. Tamam. Ben 1-2-3 deyince kayda gir. Tamam. 1-2-3 gir. Kayıttayım. Siz kimsiniz lan? Cismet. Gene mi siz lan? Vallahi komiserim biz normalde kavgacı insanlar değiliz. Çınarcık'tan geldik baktık kavga çıkmış. Yoksa biz kavga etmiyoruz yani. Çınarcık'ta o kadar kaldık hiç kavga etmedik. Hep denize girdik. Ve bizim zayiatımız var. Ne zayiat? Bu katliğe düştü poposunu kırdı affedersin. Aslanımın da gübiğine gübiğine vurdular komiserim. Anlat bakalım ne oldu? Komiserim biz mahallede arkadaşlarla oturuyorduk. Bulavuk geldi. Baktı bize şaşı şaşı. Biz de ekip arkadaşlarımızla faturasını kestik, dövdük lavuğu. Dert! Sen de böyle cinayet işlemiş bir adam havası seziyorum nedense. Tamam. Hı? Kime diyorum be? Ya. Tamam. Yapmadım. Kes. Nasıl bağırdım ama? Amerikan filmlerindeki gibi oldu be. Ha? Çok iyi. Çektin değil mi? Tabii ki komiserim. Bu üçü kalsın. Bunları nezarete gönder. Hanımefendiyi doğuma gönder. Çocuğu da eve gönder. Emredersiniz komiserim. Hadi arkadaşlar siz dışarı alın. Ben? Ne yapıyorsun? Komiserim. Yürüyün biraz. Ne yapıyorsunuz burada? Müdürüm. Sabahtan beri face mace Instagram devamlı video çekiyorsun. Sen ne biçim devlet memurusun? Rapor bekliyorum senden. Haklısınız müdürüm. Çektin mi Hakan? Çektim müdürüm. Nasıl ya? Hayırdır arkadaşlar? Kolay gelsin. Sesiniz koridorlarda yankılanıyor maşallah. Ne yapıyorsunuz? Facebook bilmem ne, Instagram, sosyal medya. Hayırdır? İfade mi alıyorsunuz? Film mi çeviriyorsunuz? Onu anlayamadım. Çekiyor musun kızım? Çekiyorum. Kabarık yapabiliriz. Biraz daha kabarık yapabilirsiniz. Olmaz, onu mavisini al. Bakayım, şu göğüs bölümünü birik değil bak, bu kadar. Anladın mı? Harika olacak. Haydi git buradan, git. Nerede ayakkabılar? Ya Fiko, bunlar ne işe yarar be ya? Abi sese duyarlı elektrik yaptırdık buraya, bak. Bak, görüyorsun. Sen de yap.
Gördün mü? Süper, süper olacak. Vallahi süper oldu. Fika! Fika! Ne? Ne oldu Kirmen? Tamam, geliyorum, geliyorum. Dur. Bak, yanıyor. Geldim, geldim. Yürü bakayım. Sağ, sol. Helal ayol, helal. Kadın kadın, kadın kadın. Ay kim bu hastası bu saatte? Hadi 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 hadi. Kim bu? Alo. Mukadder Bey'le görüşüyorum değil mi? Buyurun benim. Çok işim var, çabuk söyle. Ben yetimhaneden arıyorum. Ablanızı bulmamız için bize müracaatta bulunmuştunuz. Onunla ilgili birkaç bilgi ulaştık. Peki ismini ulaşabildiniz mi? Söz güven. Hadi bakalım. Buyurun. 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 Ne oldu? Böyle mi konuşman gerekiyor Osman? Sevdiğin kıza açılamıyor musun? Neden? Kendinden mi utanıyorsun? Peki, sence utanılacak bir şey mi? Konuşmasan olur ki. Sevmek için ile konuşmak mı gerek? Allah seni böyle yarattı. Neden kabul etmiyorsun Osman? Osman. Hayatta neler var biliyor musun? Utan mı gerekiyor? Sen de özelsin. Yerleri gibi. Annen, baban, sen mi böyle olmadın? Çocuklar dalga geçsin olur. Ne olur? İnsanlar yürüyemiyor Osman. Göremiyor. İki elimi konuştuktan sonlandım diye mi? Osman. Varsın. Sevmez. Utan. Allah bizi öyle yarattı. Kendine gel Osman. Kendine gel. Evet, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bu gece burada hepimizin kendisine hayran olduğu bir ustanın 41. yılını kutlamak için toplandık. Ünlülerin terzisi Mukadder'in kreasyonuyla gecemize başlayalım. İyi geceler.
çabuk kızlar, tersler başlar, hemen kıyafetler askılara dizilsin. Çabuk, hadi prensesleri benim. Harikadır bu gece. Gece gurur duydum. Adı gecenin düzenlendiği usta, mukaddes Öncü Yönü geliyor. Bravo. Abla. Ne olur bir daha beni bırakma. Ne diyorsun ablacığım, sen? Ablacığım çok özledim. Sen miydin? Mukadder gel. Gel. Gel kardeşim gel. Gel kardeşim, kardeşimi buldum artık. Gidiyoruz. Kardeşimi buldum. Ablacığım. Gidelim. Gidelim. Ya. Ya. Uşaklar, şimdi ha bunlar böyle kardeş miymiş? Vallahi tıp ben mümkün. Hadi, eşmiş. Bu türlü çalanların ardından biraz da eğlenelim artık, değil mi? Kızım yavrum, gel bakayım yanıma. Buyurun Demir Bey. Şu mikrofonu ver bakayım tabii. Bana. Buyurun. Değerli davetliler, ben İzmit Gazetesi sahibi Demir Demirsoy. Daha önce gazeteden uzaklaştırdığım bu Osman yavrumu şimdi tekrar gazetemizde işe alıyorum. Ve onu baş yazar olarak görevlendiriyorum. Hoş geldin. Aramıza hoş geldin Osman yavrum. Teşekkürler Demir Bey. Şimdi muhteşem sesiyle Osman geliyor. Şey, sen Allah'a kurban, sen de sesine kurban, haydi. Osman, 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 çektim hasretini.
Heh, oh, geldim, tamam. Tamam, sakin olun. Her şeyi hallettim, konuklarını gönderdim. Sıkıntı yok. Ulan üstüm de pislendi. Aydın. Ne oldu? Üç yüzleriniz oldu. Hepsi sağlıklı. Eşiniz de gayet iyi. Gözünüz aydın. Hamdolsun. Hamdolsun da yani ne oldular? Ne oldular mı? Hemşire Hanım yani birisi vardır. Ha, siz cinsiyetlerini bilmiyorsunuz. Ben de biliyorsunuz diye söylemiyorum. Hadi bilmiyoruz. Biliyoruz mu, bilmiyoruz mu oynuyor. Ya anlamıyor musun ya adam? Meraktan çatladı. Hadi söyle daha. Nur topu gibi üç tane kızınız oldu. Yeah! Ya üzülme Hasan abi. Bir dahaki kesin erkek olacak. Vallahi benim içime doğuyor. Tıbben mümkün. Ay kız erkek fark etmez canım. Çok şükürler olsun ki sağlıklılarmış değil mi ya? He anladım. Beş önceden var, üç şimdi oldu. Beş artı üç eşittir sekiz. Ya bunların cezini yapmak da zor iş. Haklı, haklı. Hasan ne şanslı adamsın. Futbol takımı gibi kızların oldu. Hasan. Dünyada kız babası olmaktan güzel bir şey var mı hiç? Aa, üzüldün mü yoksa Hasan? Yapma, çok iyi. Allah, hamdolsun. Sana hamdolsun dedim. Ev hamdoldu be ya. Neden öyle konuştun? Heydan! Osman Heydan! Çok şirinsin. Nam ağzı. Ana sürprizim var. Ya yarın gidiyoruz. Hamsın ha. Ameliyat olmaya. Evet. Öptüm. Görüşürüz. Ne güzel yine ağlama sesi geliyor. Hiç çalıyor. Aa doğru gidiyor. Yudum abla. Ben ha olsun ya. Ne yapayım? Ne zamandan beri bağlamayı çeken siz? Ben de dedim altları biraz doldurayım yani. Kötü mü yaptık? Abla, özlemişiz. Azandık, dinlesem ya. Haydi o zaman. Buraları
olmaz. Ne tütünü ne da çayı içilmeyi ki sen sus. Buraların... Merhaba. Buyurun, hoş geldiniz. Ha. Hoş bulduk. Ha, Hayati, o hocam burada. Randevumuz var mıydı? Yok, almadık. Siz şöyle biraz oturun, bekleyin. Ben kendisine bir sorayım. Evet, misafirleriniz geldi. Tabii ki, buyursunlar. Buyurun, geçebilirsiniz. Merhabalar gençler, buyurun. Buyurun, hoş geldiniz. Merhaba hocam. Buyurun, buyurun lütfen, oturun. Hoş geldiniz tekrar. Nasılsınız hocam? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız gençler? Teşekkürler. Hocam. Hayırlı, nedir? Otman, itlerden ben anlatayım. Yok, yok. Hocam. Fil estetik var mı sizde? İlahi gençler, burası Estetik Cerrahi Merkezi, FEBEM Estetik Merkezi Samsun'da. Bizde her estetik var ama meme estetiği var, saç ekimi var, burun estetiği var, protez, silikon estetiği var, gördüğün gibi hepsi var ama dil estetiği olmaz ki. Dil estetiği diye bir şey yoktur gençler. Sanma ki dert sadece sizde var, sizdeki derdi nimet sayanlar var. Gençler, unutmayın. Yani şükürler olsun, pırıl pırıl, birbirinden güzel, yakışıklı gençlersiniz. Yani siz ekiyor musunuz, dikiyor musunuz? Biz saçı hem ekiyoruz hem dikiyoruz. O zaman fikoyu getirip onu diktirelim. Oğlum bu kol. Hadi 2 dakika. Dur bir kıpraştık durdum be. Ay, ilk defa biliyorum sana. Son arkana. Oha. Ne oldu? Ayol burası ayakkabı şeydi. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Burası ayakkabı şeydi. Evet, daha önce burada bir ayakkabıcı vardı. Merhaba. Merhaba, maalesef piyasayı dolandırıp gitmiş burada ama tam olarak bilgimiz yok buraya gittiğinden. Bizim daha... Pantolonu mu satıyoruz burada? Aman Allah'ı lazım böyle şeyler. Buyurun, yardımcı olalım. Buyurun. Osman. Bu sefer birinin arkada binermiş. Oha! Yürü be! Manyak! Kapık herif ya! Allah Allah! Osman! Vallahi ite bak, yattığı yere bak. Buldum tabii gölgeyi, oturalım. Ya bu kadar yeter, vallahi yorulduk ya. Daha İzmit'e gideceğiz, sabahtan beri geberdik be. Aman. Her şey kadar ayaklarıma kara sular indi. Ne yazıyor orada? Ya yaşam baba vadis, vadisiymiş. Belanın ağzında. Çok masraf olmasın, çok ateş yapmayın. Sen ne yemiyorsun şekilsiz, et bitti. Ya bütün bulaşığı bana kilitlediniz. Ne bulaşığı lan? Ya ha buraya bir sürü şey yediniz, içtiniz. Garsona bir de burada şekil şov yaptırdınız. Ha bunların hesabını kim ödeyecek? Ne hesabı yok? Burası sahibi arkadaşım benim. Ercan'la Kasım. Beni çok sever onlar. Garson. Kasım Ercan kim ya? Ercan'ıma selam söyle, onu çok seviyorum. Hadi kalka gidiyoruz, kalka bak. Nereye kalkıyoruz hesap? Hallettim ayol, hadi. Thank you.